Türk-Amerikan ilişkilerinin zor ve hassas konularla dolu olduğu bir dönemde Washington Büyükelçiliği görevine başladınız. Bu zorlu süreç içerisinde Türkiye önemli bir aktör olarak öne çıktı ve siz bu aktörün Washington'daki temsilcisi olarak buradaki diplomasi trafiğini yakından izlediniz, yönettiniz. Bu süreci bizlere nasıl özetlersiniz? Mart ortalarında gelmiştim. 2021 Mart'ın ortasında gelmiştim buraya. O dönem işte Başkan Biden yeni göreve başlamıştı. Ocak ayında göreve başlamıştı. Pandemi ortadan kalkmıştı. Pandemi yasakları ortadan kalkmıştı. Küresel gerginliklerin ve gerilimlerin arttığı ve bunun daha da artmaya devam edeceği, hatta bunun sadece gerilimler değil, çatışmalara dönme potansiyelinin çok yüksek olduğu bir dünyada Türk-Amerikan ilişkilerinin al-ver dediğimiz transactional olarak kalmasının kimseye bir faydası yok. Zararı var. Herkes kaybedecek. Bu nedenle bu ilişkilerin stratejik olması lazım. Kağıt üzerinde evet strateji konuşuluyor ama yani bu söylediğim nedenlerle işte FETÖ'südür, savunma sanayindeki sıkıntılardır, şudur budur bu nedenlerle aslında bir transactional yani geçişken, al-vere dayanan bir şey. Bunun sürdürülmesi mümkün değildi. Ve bunu her yerde söyledim. Kongrede söyledim, çok kongrede görüşmeler yaptık. Yönetimde çok görüşmeler yaptık. Pentagon'da, Defense şeyde, Savunma Bakanlığı'nda, Beyaz Saray'da aklınıza kim geliyorsa, think tanklerde daha iyi anlaşılır olduk, daha çok dinlenir olduk. İkili ilişkilerde diyaloglar çok daha arttı. Tüm bunlar oldu. Yani inşallah F-16'larda yakın bir zamanda olacaktır. Ve ilk defa, uzun yıllardan sonra ilk defa eğer kongre onaylarsa F-16'ları ilk defa bir kongre onay sürecinden geçmiş olacağız bu kadar büyük bir paket için. Bunlar pozitif gelişmeler. Türkiye bir yandan ABD için bölgede ve dünyada önemli bir ortak ama bir yandan da YPG, FETÖ gibi konularda ihtiyaç duyduğu silahların alımı konularında bazı sorunlar yaşanıyor. Bu çerçevede iki ülke arasındaki güvenlik ve savunma işbirliğiyle ilgili yaptığınız çalışmaları ve buradaki temaslarınızı nasıl özetlersiniz? Amerika'nın PKK PYD'ye bakışı ilişkilerde zorluk yaratıyordu. Hala da yaratmaya devam ediyor. Yine benzer şekilde Türkiye bir 15 Temmuz hadisesi yaşadı. Kalkışması yaşadı. Bu da güvenlik sorunu aslında baktığınız zaman. O kalkışmayla alakalı Türkiye'nin endişeleri, kaygıları, istekleri, arzuları, talepleri ne derseniz deyin 15 Temmuz'dan bu yana ve hassasiyetlerinin karşılık görmediğini de biliyorduk. Buraya geldiğimizde onu da daha yakından hissettik. Bu da ilginç bir şeydi. Niye? Şu nedenle ilginç. Çünkü Türkiye NATO üyesi ülke ve Amerika Birleşik Devletleri de NATO'nun en önemli aktörlerinden bir tanesi. NATO'nun da varlık nedeni üye ülkelerin güvenliklerini sağlamak ve üye ülkelerin karşılaştıkları güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket etmek. Yani bu kadar basit. Bir Avrupa Birliği değil, bir Avrupa Konseyi değil, bir AGİT değil bence. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkeler Türkiye ile ilişkilerini daha uzun vadeli ve stratejik bir perspektife oturtmalıdır. Oturtmazlarsa Türkiye yoluna devam edecektir. Yani burada Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmeler, Türkiye'nin işte istihbarat gelişmeleri, yani buradaki ilerlemeler bunlar zaten oluyor yani.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra bu bakışta nispi bir değişiklik gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şimdi orada da Türkiye çok etkili rol üstlendi. İşte tahıl koridoru, burada kimle görüşürsek görüşelim hep teşekkür ettiler, takdir ettiler, şükranlarını sundular vesaire. Ama hem Afganistan'da Türkiye'nin izlediği rol, hem Suriye'deki büyük krizde, mülteciler meselesinde Türkiye'nin izlediği rol, takındığı tavır, hem daha sonra Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin ortaya koyduğu stratejik perspektif ve bunun uygulamaları, aslında Türkiye'nin burada Türkiye'nin önemini burada hissettirmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye kadar buradaki Türk toplumunu da derinden sarstı. Bununla ilgili hem sizin aklınızda kalanları hem de bu çalışmalarla ilgili bilgileri paylaşır mısınız? Deprem sırasında büyükelçi olarak burada çok duygusal anlar yaşadık. Vatandaşlarımızın, akraba topluluklarımızın, dindaşlarımızın, azınlık vatandaşlarımızın çabaları, gayretleri, gözyaşıyla beraber yaptıkları şeyler beni bir kez daha iyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisiyim, iyi ki Türk vatandaşıyım bana dedirtti. Defalarca dedirtti bunu bana. Çok gururlandım, çok mutlu oldum. İyi ki Türk'üm, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diye çok söyledim. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu birlik ve beraberliğimizi sadece acıda değil, trajedide değil, iyi şeylerde de yapmamız lazım. Bundan sonraki hedefimiz o olması lazım. Washington'daki göreviniz sırasında her büyükelçiliğe kısmet olmayacak önemli bir yıl dönümü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladınız burada. Hazır röportajımızın da sonuna gelmişken bu vesileyle hem 100. yılla ilgili duygularınızı hem de Türkiye'nin önündeki 100 yılla ilgili düşüncelerinizi kısaca alarak bitirebiliriz. Şunu açıklıkla söyleyebilirim ki önümüzdeki 100 yıl Türkiye 100 yılı olacak. Çünkü Türkiye 100 yılında Türkiye'nin dünyadaki önemi bu söylediğim nedenlerle. Türkiye'nin tarihsel birikimi, kültürel birikimi, vizyonu iyi yapıcı olması, yumuşak gücü çok daha fazla önem kazanacak, çok daha fazla ihtiyaç duyulacak ve Türkiye'nin bundan sonra dünya konjonktüründeki rolü çok daha önemli olacak. Buna inanıyorum. İnşallah olacaktır. Çünkü daha fazla Türkiye'den farklı, daha pozitif bir hem de gücü olan bir aktör maalesef şu anda yok. Ben ümitliyim. Bizden sonraki insanlar, nesiller, çocuklarımız bunu görecektir. Ben çok ümitliyim. Yani Türkiye'nin dünyadaki rolünü çok önemsiyorum. Bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve aksi olursa çok endişelerim var dünyayla alakalı. Çünkü dünyada iyiler maalesef çok fazla yok. Ya da güç sahibi iyiler çok fazla yok. Böyle bitiyor.